Assalamu alaikum, hurmatli huzur ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündilik xəvərlər pirugrammisiga xoş geldinglar. Men Hidayat Musajan. Bugün 9-ayning 23-ci kuni payshanba. Hammalarning mush vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'rinmillar, to'g'ri diqqatinglar, bugungi xəvərlər pirugrammisining tafsilotida bo'lsin. 22 sentyabr kuni Amerika Davlat Majlisida Uyghur xalqining samimiy do'sti, Amerika Davlat Majlisida qurilgan Uyghur do'stlik guruhining eng asosli tashabbuschisi, hozirgacha Amerika Davlat Majlisiga sunilgan Uyghurlar haqidagi butun qonun loyihalarida imzosi bo'lgan parlament a'zosi Tom Suozi apandimga Sharq Turkiston xalqi nomidan ton kiygizish marosimi bo'lib o'tdi. Murasimga Dunya Uyghur Qurultiyi ijroiya komitetining va Amerika kishilik huquq qurilishining raisi Umar Qanat, Qurultiyi kishilik huquq komitetining mudiri Zubayra Shamsidin, Amerika Uyghur birlashmasining hay'at a'zosi Alfidar Iltabir, Uyghur kishilik huquq qurilishining xodimlaridan Loisa va Mustafa Oqsula qatnashdi. Murasimda Umar Qanat boshchiligidagi Uyghur hay'ati tomonidan Tom Suozi apandimga Uyghurlarning toni va do'ppisi taqdim qilindi. Umar Qanat apandi murosimda qilgan so'zida parlament a'zosi Tom Suozi apandimning hozirgi qadar Uyghurlarga ko'rsatib kelgan aloyida g'amxo'rligi va Amerika Davlat Majlisida Uyghurlar haqidagi qonun loyihalari va boshqa qaror loyihalarining ma'qullanishi uchun ko'rsatib kelgan zo'r tirishchanligiga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan alohida minnatdorlik bildirish bilan birga navbatda Amerika Davlat Majlisida muzokara qilinayotgan Uyghurlar haqidagi qonun va qaror loyihalarining tezroq ma'qullikdan o'tishini va Uyghurlar duchor bo'layotgan irqiy qirg'inchilikning to'sib qilinishi uchun Xitoyga qarshi yanımı önümlük cazalış tedbirlerini yolu koyuluşunu ümit kılıdgallıqını işbada kıldı. Hakimiyet peşindeki Demokrat Partiyası ki mensup olan parlament azası Tom Suozi efendim özge taqdim kılınan ton ve dopudun şerep ve gurur his kıgallıqını işbada kılış bilen birge, Uyghur halkının erkelliki ve hürlükünü kuğulap kılış, şundaklı Xitay tarafıdın Uyghurlağı yürgüzlü vatkan erki kırgınçılık ve insaniyetke karşı cinayetlerini tosup kılış üçün bundan keyin mu yana devamlıq tırışçallıq körüstüdgallıqını bildirdi. Amerika Devlet Meclisi'nin Xitay İşleri Komiteti 21. sentabr guvalıq yığını ötküzüp, Uyghur mecburi emgikinin Xitay Kuyash Energiya Taqtısı işlep çıkırı sahasıdaki salmıqını üz ichki og'an Xitoyning havot kelimat va'disi, uningga amal qilish ahvoli, ommaviy tashkilotlarning muhit qo'g'dash xizmatidagi roli, Tibet duch kelayotgan muhit xirisi, Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan havo kelimat jihatiga hamkorlik fursati qatorliq masalalarni muzokara qilgan edi. 21 sentabr kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi bosh shtabida ochilgan 76-chi navbatlik umumiy yig'inida so'z qilgan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Uyg'ur masalasini alohida tilga olib, Xitoyning zimin butunligini nazarda tutgan holda musulmon Uyg'ur turklarining aqalliy haq va huquqini qo'g'dash uchun tegimo ko'p tirishchanliklar ko'rsatilishi kerakligiga ishonamiz deb ko'rsatgan edi. Hozirgacha prezident Erdo'g'on 3 qaytim Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'inida so'z qilgan bo'lsa-mu, ammo u dunyoning har qaysi joylarida ezilayotgan musulmonlarning masalasini tilga olib, Uyg'ur masalasini faqat tilga olmagan edi. Bu qaytim uning Uyg'ur masalasini tilga olishi Turkiyadagi har qaysi partiya guruhlari orasida kuchli inkos qo'zg'adi. Turkiyadagi Zafer partiyasining bosh kotibi, parlament a'zosi Ismoil Qonjuq apandi bu munosabat bilan Erkin Osiyo radiosining muxbiriga qilgan so'zida Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'ur masalasini tunji qaytim tilga olganligi uchun bu bayonotning ahamiyatlik ekanligini, lekin buning yetarlik emasligini bayon qildi. U mundaq dedi: "Bu so'z tunji qaytim deyilgan bo'g'ishqa Sharq Turkiston da'vosi uchun kishini suyundiradi. Lekin asli muhim masala Sharq Turkiston xalqining osmolasiyaga uchrayotganligi, iskanja va besimga duch kelayotganligi, shundaqli Xitoyning Uyg'urdan iborat bir millatni yo'q qilishga urinayotganligidir. U fikrni tushunishlik aniq jumlalar bilan degan bo'lsa, texmo yaxshi bo'lgan bo'ladi. Menchi prezidentimiz Recep Tayyip Erdo'g'onning bu bayonoti Sharq Turkistonlik Uyg'ur qarindoshlarimizni mutazaba xoshal qilmadi deb o'ylayman. Turkiyadagi asosli o'qituvchi partiyalarning biri hisoblangan I partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Fahriddin Yoqush apandi aslida Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'ur masalasini o'ttirg'i qo'yishga tegishlik davlatning Turkiya ishkanligini, lekin hozir hukumatning 20 yildan buyon buni o'rindimaganligini ilgari surib mundaq dedi. Sharq Turkiston masalasini dunyoda birinchi bo'lib o'ttirg'i qo'yishga tegishlik davlat Turkiya edi. Lekin Turkiya bu masalaga tegudak ko'ngil bilmadi. Recep Tayyip Erdo'g'onning Adolat va Taraqqiyot partiyasi Turkiyani idora qilgan 20 yil ichida Sharq Turkiston masalasi bilan qori bo'lmadi. Ammo Erdo'g'onning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida bu masalani o'ttirg'i qo'yishi u boshchilik qilayotgan hukumatning Turkiyadagi obro'yini yaxshilash uchundir. Saylam yaqinlashayotgan bugungi kunda buni deyish orqali turk xalqining noroziligini bezuqtiraydigan bo'lishi mumkin. Uyg'urlar to'g'risidagi bu so'zini bundan keyin izchil holda demasa, buning bir foydasi yo'q.
Türkiye'deki bazı Uyghur siyasi faaliyetçiler bolsa Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın 2009 yılından keyin ikinci qitim Xitoyga qarata qattiqroq bayonot berishi ekanligini. Türkiye bilen Xitoy o'rtasidagi munosabatning taraqqiy qilayotganligi yozilayotgan bo'lsa-mu, amaliyotda Türkiye'nin o'zi kutayotgan manfaatga erishamaganligini. Uning ustiga har qaysi davlatlarning besimiga qarmasdan Xitoyning jazo lagerlarini texicha taqimaganligini. Shu sababdan bu qitim Erdoğan'ın Uyghur masalasini tilga olishga majbur bo'lganligini ta'kidlashmoqda. Ularning qarishicha Erdoğan notqida garchi Xitoyni bevosita tilga olib ayblamagan bo'lsa-mu, ammo uning Uyghurlarning aqalli haq va huquqini qo'g'dashga Xitoyning tirishchanlik ko'rsatishi kerakligini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'inida Amerika prezidenti Joe Biden bilan o'xshash kunda va o'xshash sorunda birga ta'kidlashi muhim ahamiyatga ega. Dunya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa Apandimning Turkiyadagi advokati, Anqaradagi Hoji Bayram Universiteti qonun fakultetining professori Ilyas Tuan Apandi bayonot e'lon qilib, Turkiya hukumatı ustidan Turkiya asosiy qonun sotiga ariz sunadiganligini jakarladi. Kesallik sababidan Anqaradagi ma'lum bir doktorxonada jiddiy qutqizishga ilingan Dunya Uyghur Qurultiyining sobiq raisi, milliy ustozimiz Erkin Olibtekin Apandimni yo'qlash uchun 18-sentabr sahrida Janvadan Anqaradagi Asanbog'i aerodromiga yetib kelgan Dolqun Aysa Apandim Turkiya hukumatı tarafidan davlat xatarligiga tahdid ilib keladi degan bahona bilan 3-chi qitim Turkiyaga kirgizilmay majburiy Germaniyaga qaytirib yetilgan. Bu hodisa muhojirat yashayotgan Uyg'urlarni qattiq afsuslantirish bilan birga Turkiyadagi o'qituvchi partiyalarning qattiq noroziligini qo'zg'agan edi. Dolqun Aysa Apandi bu vaqt qilgan so'zida o'zining hech qanday bir jinoyat sodir qilmaganligini, burun nurg'un davlatlar mushundoq cheklama qo'ygan bo'lsa-mu, ammo qonuniy jihatdagi kurashlar natijasida bekor qildirilganligini, Turkiya hukumatining bu qitim Anqara sotining qaroriga pisat qilmay, uning Turkiyaga kirishini yana cheklaganligini, shunga bundan keyingi bosqichda Turkiya asosiy qonun sotiga arz qiladiganligini, agar bu yerda hal bo'lmasa Yevropa kishilik huquq sotiga arz qiladiganligini bayon qildi. Advokat Ilyas Tuan Apandi Dolqun Aysa'nın Türkiye'ye kiriş çeklemesinin 6. sentabr günü Ankara Sot Mahkemesi tarafından amaldan kaldırılganlığını bayan kılıp mundaq dedi. Biz burun Dolqun Aysa Apandi'ye koyulgan çeklemini bekar kılış üçün 2020 yılı 11. ayda Türkiye hükümetini sotka belgen edik. Ankara 1. Memuri Sot Mahkemesi Dolqun Aysa Apandi'nin Türkiye'ye kiriş çeklemesini bekar kılgan edi. Bu vaqtda 6 sentabr günü köşmeller idarası bana resmi xat avetgen edi. Bu xatda Dolqun Aysa Apandi'nin Türkiye'ye kiriş çeklemesinin pütünlüğü bekar kılınganlığı yazılgan. Afsuski sotdan bu qaror chiqib 2 kundan keyin Turkiya Ichki ishlar ministrligining 2-chi qitim Dolqun Aysa'ga yana cheklama qo'yganligini amdi uqqan bo'ldik. Advokat Ilyas Tuan Apandi bayonotida Turkiyada sot mahkamalarining qarorlarining hech qanday roli qolmaganligini, bu Turkiya uchun nomus ishkanligini ta'kidlab mundaq dedi. Turkiya hukumatı nomusliq bir ish qildi. Buningdan Turkiyada sot mahkamalari chiqargan qarorlarning hech qanday unumining qolmaganligini tushunib yetdik. Dolqun Aysa Apandiga qo'yilgan bu cheklama Turkiya qonuniga xilof tur. Qonunsizlikdir. Şunu biz Türkiye hükümetini Ali Sotka arz kılımız. Türkiye hükümeti 2008 yılı Dolqun Aysa'nın devlet bey xatarlikiga tehdit degen bahane bilen Türkiye'ye kirişini tunca qitim çekilgen idi. 2016 yılı 10. ayda onun Türkiye'ye kirişini yeni bir qitim rad qilgan. Xalqaro saqchi teşkilatı Interpol Dolqun Aysa üstüden 1997 yılı Xitayning talepiga binaan kızıl başlık tutuş buyruğu çıkagan idi. Bırak Interpol bu tutuş buyruğunu 2018 yılı bekar qilgan idi. 21 sentabr xalqaro kechirim tashkilotining tor betida berilgan ma'lumotdan qaraganda, Xitoyning talabi bilan Marokashda tutilib 2 oydan beri qamoqda turayotgan Idris Hasanning 22 sentabrda ichilmoqchi bo'lgan soti 10 oyning 27 kuniga kechiktirilgan. Idris Hasanning ayoli Buzaynur xonim xalqaro kechirim tashkilotiga qilgan so'zida o'zining kuchlik andisini bildirib, agar yo'ldoshim Xitoyga qaytirib yetilsa, men uni mangu ko'rolmay qilishimdan ansirayman. Bolalarim maktabda o'qiyotdi. Ularga dadisi bo'lmasa bo'lmaydi. Yo'ldoshim kun sanab turayotdi. Baldiroq qo'yib berilsam deydi. Agar u qo'yib berilmasa, hammamiz uchun cho'ng kelishmaslik bo'ladi degan. Xalqaro kechirim tashkiloti Marokash hukumatidan Idris Hasanni Xitoyga qaytirib bermaslik kerakligini, bo'lmasa uning taqdirining xatarlik bo'ladiganligini davomliq ta'kidlab kelgan. Mazkur tashkilotning xalqaro krizislarga inkas qaytirish bo'limining boshlig'i Joni Marier mundaq degan. Idris Hasan yo'liqqan krizis Xitoyning Uyg'urlarni har yerda kontrol qilishga urinayotganligini aniq ko'rsatib berdi. Boshqa davlatlarni Uyg'urlarni Xitoyga o'tkazib berishga yoki ularni qo'g'lab chiqarishga qistash Uyg'urlarda eg'ir qo'rqinch vahimi paydo qilmoqda. Marokashga kelsak, agar Idris Hasanni Uyg'urlar va boshqa osonlik millatlar keng ko'lamda tutilib dahshatli qiynashlarga uchrayotgan Xitoydagi bir davlatga qaytirib esa xalqaro qonunda belgilangan mas'uliyatiga xiloflik qilgan bo'ladi. Kuzatuvchilarning bildirishicha Idris Hasanning sotining bu qitim kechiktirilishi Xitoy bilan xalqaro kishilik huquq qo'dug'uvchilar orasidagi bir maydon kuch sinishining yana davom qilayotganligini ko'rsatadi ekan. Xitoy xabarlari to'rining 22 sentabrdagi xabardan ma'lum bo'lishicha Amerika tomojna va chegara qo'g'lash idorasi Xitoy Chengi energiya cheklash shirkatining bir qism quyosh energiyasi taxtasiga ishlatilgan xom ashyosini Sharq Turkistondagi majburiy amgikichilik deb qarab tutib qolgandan keyin Xitoy hukumatı buningga norozilik bildirgan.
Xitay Taşqı İşlar Ministerliginin bayanatçısı Jawlijen 22 sentabr söz qılıb, Amerikanın bu qılmışı Şinjanın taraqqiyatına yanı buzğunçılıq qılğanlıq. Xalqara işləp çıxırış liniyası və təminləş liniyası ki dəxli qılğanlıq. Yarışar klimat özgürüşki taqabül turuş tirişçallıqını bekar qılğanlıq dep ayıplagan. O yanı məcburi əmgək məsələsini inkar qılğan həm də Amerikanın xatalıqını tüzütüb Xitay karxanalarını ziyanğa uçuruşdan toxtaşqa çaqırğan. Analistlərin qarışı Amerika prezidenti Joe Biden Amerikanın yeni energiya qurulışı planını oturğa qoyğandan keyin Amerikanın quyosh energiyası taxtısı bo'lgan ehtiyoji oshadi ekan. Xitoy korxonalari bu fursatni ko'zlab kelgan bo'lib, bu qadam majburiy amgaga chidishliq yorug'lik volt mahsulotining, ya'ni quyosh energiya taxtasining tutib qelinishi Xitoyning Amerikadan kutadigan bu manfaatiga urilgan cho'ng zarba hisoblanadi ekan. Lager shoyidi Tursunay Ziyodun xonimning koronavirus bilan yuqumlanganligi va doktorxonaga kirib qolganligi muhojiratga uyg'urlarni, bo'libmi lager shoyidlarini ansiratgan. Ötken hafta Amerika'da yaşavatkan lager şahidi Tursunay Ziyavdun Hanım Facebook arkalık muhaciretki Uyghurlara salam yollab, özünün koronavirusu bilen yukumlanğallıkını bildirirken. O barlık Uyghur kıyarındaşlarının koronavirusu vabasıqı karta intayın sägek boluşuqı çakırgan. Növetti koronavirusu ve onun yeni variyatlarının bütün dünya miqiyası da kaydı yamravatkalıqı məlum bombaqta. Tursunay Ziyavdun Hanım Xtay'nın Uyghurlara karatkan erki kırgınçılıqı ve yukarı besimlik bastırı siyasetlerini xalqarağa anıtıştı zor küçüqağa lager şahitlerden beri idi. Onun yakında koronavirus virusu bilen yukumlanıp doktorxanağa kirip kelişi bütün dünyadaki Uyghur jamoatini qattiq endişige sağan. Köplegen Uyghurlar ijtimoiy taratqolada inkas qaytırıp Tursunay xanımğa hisdaşlıq bildirgen ve onun tezden saqayıp ketişini ümit qılğan. Dunya Uyghur Qurultiyinin raisi Dolqun Aysa efendimmi bu münasibet bilen istansımızğa qılğan sözü de özünün bu xəbərini anlığandan keyin Tursunay xanımnın ahvaldan qattiq qayğırğanlıqını. Şondaqla onun salamatlıqının balduraq əsligi kelişini çin dilidin ümit qıladığanlıqını bildirdi. Hazır dünyadaki her kaysa ellerde mezgur vabanın aldığını iliş üçün zor kölemlik vaksine emleş hareketini kanat yaydırgan bosumu, ama bu virusunun yeniden meydanı çıkan variantları vaksine emleş işlerine iyi rekabetlerini yaratmakta. Amerika Kolumbiya Üniversitesi'nin medisina tetkikatçisi, Dr. Mehmet Emin'nin Erkin Asya Radyosu'nu bildirişçe, hazır kadek yokun mezgilede vaksine emleş boğallama virusunun yeni variantları karta aldığını iliş tedbirlerini herkiz boşaştırıp koyuşku bombaydı iken. Örmek televizör köyüçüle. Uyghur Dunya Uyghur Qurultiyi Tor Televiziyesi Kündilik xəvərlər pirugrammisi diqqətinizə sunduq. Keyin qaytımlıq pirugrammisi görüşəli. Görüşkə aman boğaysınız. Xeyir xoş.